İşte insan denen meçhulün hayat nasibi. Benim nasibim de buymuş. Gülde ateş arar gibi maziyi eşeleyen gözlerimde o gün, o uğursuz gün canlanıyor. Yağmurlu bir gecede annemi kaybettim. Fakirdik. Kader ağlarını örüyordu. Ve ben küçük benliğimde en öldürücü acıların ilk anda duyulan acılar olmadığını henüz bilmiyordum. Beni ilk yalnız bırakan Nuri oldu. Üvey kardeş bile olsa yanımda bir insandı. Terk edilmenin ıstırabını o anda anlamıştım. Annemin son nefesini verdiği gecenin sabahında serbest bırakılmış bir kuş gibi uçtu gitti. Mütevazi odamızda yaşayan tek dost bu eski saatti. Onun tiktaklarının kıymetini, tesellisinin, dostluğunun ne büyük bir ihtiyaç olduğunu o anlarda anladım. İlk yardım eli uzandı. Bu ele sımsıkı sarıldım. Hacer teyze bizim oda komşumuzdu. Annemin de fani dünyada kalan tek arkadaşı. Zengin evlerine çamaşıra giderdi. Çamaşıra gittiği böyle evlerden birinde ona bir küçük kızı evlatlık almak istediklerini söylemişler. O da beni düşünmüştü. Hacer teyze benim zavallı kaderimin iplerini bu beyaz boyalı eve bağladığını nereden bilecekti? Şazimen Hanım, biricik oğlu Bülent ve abisinin kızı Zuhal'le babasından kalan bu büyük konakta oturmaktaydı. Mensup olduğu geniş ve köklü bir ailenin kızı olan Şazimen Hanım, kocası Rıfat Bey'in ölümünden beri dul olarak yaşamaktaydı. Bana bazı sualler sordu. Ben de hiç heyecanlanmadan cevaplar verdim. Artık ben de bu eve yerleşmiştim. Ne, korktun mu? Şey. Senin adın ne? Sevda. Sen Hacer teyzenin getirdiği kız değil misin? Evet. Hoş geldin. Ben Bülent. Yapmasana Zuhal. Elimize yeni geleni bu şekilde hareket etmen doğru mu? Dur ben şimdi sana gösteririm. Yahu yapma diyorum. Sonra kızdırtıyorsan kendimi çekiyorum. Piston ve dange dange hadi babam lop be. Vay 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 vay. Ayol şuna bak. Bir de onu kızdırtıyormuşum. Niçin böyle yapıyorsun böyle şetaretçiyim? Ben bu mutfağa teftiş için gelmişim. Ne teftişi ayol? Burası bahçe mi ki? Sen git de pırasalarını teftiş et. Niçin böyle siliyorsun böyle yahu? Senin gibi bir çiçek görürken bence der de pırasalar teftiş yapar mıyım? Oğlum benim esmer canım şetabetçiğim bu ne? Seni kapuya nasıl yarın seni? Kafama vurma buraya. Seni korona sevirsin. Seni kafama vurma buraya yahu. Her zaman da vuruyorum. Kavuşan diye kalkarsın ha? Korona adamsın. Şunun başı için, şu çocuk başı için vurma. Ayol ne güzel kız. Sen kimin nesisin melek yavrusu? Şey beni Hacer teyze getirdi. Aa anladım. Tutututu maşallah. Konağımıza hayırlar uğurlar getirmişsindir inşallah. Korolasın seni. Yüzünü camcı macununa çevirirdim ama dua et şu çocuğa. Sen leş kargasın seni. Sana adepsin seni. Bir daha eğer mutfağa adımı da atarsan şetaret. Efendim buyurun hanımefendiciğim. Şetaret bacı şu küçüğü ocaklı odaya götür. Orada yatacak. Önce bir güzel yıkarsın. Sonra da ihtiyaçlarıyla meşgul olur. Baş üstüne hanımefendiciğim baş üstüne. Gel küçüğüm gel yavrucuğum. Maşallah. Tatlı şakar şey ayol. Yaradana kurban olayım. Halacığım, halacığım. Bülent beni dövüyor. Bülent? Ama anneciğim, ben suçlu değilim ki. Daha önce o su döktü üzerimize. Sus, kendini müdafaa etme. Derhal odana git,
akşama kadar dışarı çıkmayacaksın. Gel yavrum, gel çocuğum. Bacıyı çok sevmiştim. Yüzü siyah, içi tertemiz, bembeyaz bir insandı. Öyle tatlı konuşuyordu ki. Artık benim için yepyeni bir dünya başlamıştı. Saadetten uçuyordum. Fakat Bülent'i düşününce yüzümü bir hüzün kaplıyordu. Onu benim için odasına kapamışlardı. Gelir gelmez beni korumuş, benim yüzümden dayısının kızıyla kötü olmuştu. Okula gitmeye başlamıştım. Zuhal benim yanımda yürümeye bile tenezzül etmiyor. Buna Bülent'i de mecbur ediyordu. Ne oldu Sevda? Bir şeye mi üzüldün? Hayır. Hadi Bülent, okula geç kalacağız. Sen git, biz sonra geliriz. Hadi gel Sevda, geç kalıyoruz. Öğleden sonra seni Çoban Çeşmesi'ne götüreceğim, söz veriyorum. İşte benim ormandaki sarayım burası. Şu karşıda gördüğün çeşmenin adı Çoban Çeşmesi. İstersen bu çeşmeden su içebilirsin. Ama yalnız sen içebilirsin. Bu çeşmeden su içenler hiç ölmezler. Ve bir boğa gibi kuvvetli olurlar. Hadi iç. Sen burada dur Sevda. Ben bisikletimi çıkarayım da geleyim. Aa, Nuri abi. Sus be, etraftan duyacaklar. Kolumu acıtıyorsun. Bana bak. Sen böyle güzel elbiseler giy, köşklerde filan otur, biz açlıktan geberelim. Öyle yağma yok. Bana para lazım, para. Biraz da yiyecek. Ben de para ne ara? Hepsi bu. Ver o parayı. Sevda! Sevda! Neredesin? Bırak da gideyim. Şetanetçiyim vallahi lazım. Bilal Kerim yok buraya. Yahu tövbe tövbe estağfurullah. Aman Allah'ım, tavuk vallahi yok olmuş. Sen de rezil herif senin. Ben şimdi sana göstereyim. Günahıma giriyorsun buraya şetanet. Önüne baksana be. Hırsız! Paramı çaldı hırsız! Çaldı, kaçıyor! Yakalayın! Memur, polis yok mu? Paralarımı aldı! Yakalayın şu çocuğu, yakalayın! Param gitti, param! Hemen kaçıyor, kaçıyor! Koşun, koşun! Paralarımı çaldı! Yetişin! Daha şu çocuk, kasketli Bitti! İşte bu çocuk, paralarımı çaldı! Verin paramı! Alın bunu, hapishaneye oturun, istihaneye oturun, nereye oturursanız oturun! Ben paralarımı aldım, nereye oturursanız oturun! Oh! Allah'ım sana çok şükür. Paracıklarıma kavuştum. Çok şükür sana. Zuhal'in yaptıkları yanında Bülent'in yakınlığı bana her şeyi unutturuyordu. Bugünler hiç geçmeseydi ne olurdu? Çocukluk
Bir kese kağıdı kirazın en büyük sevinç, el işi kağıdından bir uçurtmanın en güzel hayal alemlerinin yolcusu olduğu pembe günler. Şazimen Hanım'ı o kadar çok seviyordum ki, ilk günler ona ne diye hitap edebileceğimi düşündüm durdum. Fakat şimdi rahattım. Yine böyle ilacını götürdüğüm bir gece. Şimdi istemiyorum. Oraya koyuver. Oraya koyma, bardağın altı ıslaktır. Dikkat etsene biraz. Nereye koyayım efendim? Onu da bana mı soruyorsun? Siz bilirsiniz efendim. Burası iyi mi efendim? Bana bundan sonra hanım anne diye hitap edebilirsin. Müsaade ediyorum. Teşekkür ederim. Hanım anneciğim. Ne? Ağlıyoruz. Hanım anneciğim ağlamıyorum. Çok seviniyorum, çok. Pekala. Gidebilirsin. Uyumadın mı sen daha? Sana Allah rahatlık versin demeden uyumak istemedim Sevda. Allah rahatlık versin. Allah rahatlık versin. Saatler, günler geçiyordu. Köşke geleli yüzlerce, binlerce saat geçmişti. Ben bu saatlerin içinde benim saatimin gelmesini bekliyordum. Yüzlerce, binlerce saatin arasında bir saat de benim olacaktı. Yüzlerce, binlerce saat geçti. Ve ben şimdi 18 yaşındayım. Hayatı bir pembe tül ardından seyrediyorum. Sevda, hadi yemeğe! Geliyorum Cetaret bacı. Bülent Bey, Zuhal Hanım yemeğe! Geliyorum bacı. Hadi Zuhal. Geliyorum, geliyorum. Zuhal, Bülent, imtihanlar ne oldu? Çok iyi halacığım. Böyle giderse Ekim ayında Londra'ya gideriz, değil mi Bülent? Eğer Allah kısmet eder ve tabii annem isterse. Düşünüyorum çocuklar. Üniversiteyi Londra'da bitirmeniz çok isabetli olacak gibi geliyor bana. Elbette halacığım. Hele Bülent'le olduktan sonra. Benim de bir takım endişelerim var elbette. Teker teker hepinizi düşünüyorum. Seni, Zuhal'i, hatta Sevda'yı. Fakat onun artık mektebe gitmesine lüzum yok. Tahsil için Sevda'ya niçin müsaade etmiyorsunuz anneciğim? Bu kadarı kâfi ona. Tabii. Halam doğru söylüyor. O da cemiyete başka yönden hizmet etsin. Kendi ayarı birisiyle evlenir, çoluk çocuk sahibi olur. Müsaadenizle hanım anne, biraz rahatsızım. Sofradan vakitsiz kalktığım için bana kızmadınız değil mi? Sofradan büyükler kalkmadan kalkmak münasebetsizliktir. Bir daha tekerrür etmemeli. Bu defalık müsaade ediyorum. Niçin böyle konuştunuz ya? Ya nasıl konuşacaktım Bülent'ciğim? Onun da bizimle Londra'ya gelmesi için ısrar mı edecektim? Evlenme meselesine gelince o halamın fikri. Evet Bülent.
Geçen gün Sevda'yı istemeye geldiler. Üstelik çok da namuslu bir aileymiş. Bu evin yetişmişlik erkeği sen olduğuna göre... ...tahkikat meselesini sen halledersin. Çocuk hususi bir şirkette memurmuş. Bundan iyisi can sağlığı. Aman kaçırmasın halacığım. Kısmet senin için olmasın. Vakti geldi sayılır. Bülent hele bir soruştursun bakalım. Ne var kızım? Ne var malak yavrum? Bilmiyorum Şetaret bacı. Ama çok fenayım. Ağlamak istiyorum, ağlayamıyorum. Ayol sakın ağlama. Sana hiç yakışmaz yavrum. Leyla annişim gününe geliyorsun değil mi? Bakalım. Allah aşkına bakalım filan deme. Bana kavalyelik et. Leyla arabasını göndermiş. Sen arabada beni bekle. Ben çarçabuk hazırlanırım giderim. Oldu mu? Oldu. Çat çat çat. Evet koç. Zühal Hanım'a benim acele işim çıktığını partiye sonra geleceğimi söyleyeyim. Siz onu götürüverin olmaz mı? Bay üstüne Bülent Bey. Kendi kendine ezmiştin. Tükür belki para bulursun. Tükür Bülent belki para bulursun. Allah razı gelmedi. Eden bulurmuş. Sana bir müjdem var Sevda. Hayrola Bülent? Sana bir kısmet çıktı. Ne kısmeti? Basbayağı bir kısmet. Evlenme kısmeti. Üstelik tahkikat vazifesinde annem para verdi. Hiçbir şey anlamadım. Canım bunda anlamayacak ne var? Müstakbel eniştemiz muhasebeciymiş. Ben lazım gelen yerlere soruşturacağım. Evine bakabilir mi? Kızımızı mesut edebilir mi? İçkisi kumarı var mı? Sonra ne bileyim dostu postu falan. Bu tahkikat müsbet sonuçlanırsa Allah'ın emri peygamberin kavliyle... Hayır, hayır! Ne oldu Sevda? Ben evlenmek istemiyorum. Niçin ağlıyorsun? Ağlıyorum işte. Kızlar hem ağlarlar hem de evlenirler. Ağlıyorum fakat evlenmek istemiyorum. Dur canım o kadar acele etme. Bakalım tahkikat imtihanını geçtin. Belki sınıfta kalır. Bütün temennim bu. O zaman da başka biri çıkar. Bu sefer de onun tahkikatını yaparız. Hayır, hayır Bülent. Ben satılık bir mal değilim. Halde pırasa satan kabzımallar gibi konuşma benimle. Bak hele, kızım rahibe olacak değilsin ya. Elbet bir gün biriyle evleneceksin. Dur hele. Yoksa birini mi seviyorsun? Söyle bakalım, birini mi seviyorsun? Bu seni ilgilendirir mi bunu? Yani evet mi diyorsun? Evet desem ne olur? Evet. Ay, bileğimi acıtıyorsun Bülent. Cevap ver, evet mi?
Evet. Yazıklar olsun. Ne yapayım, böyle cevap vermeye sen mecbur ettin beni. Ne kadar yanlış anlamışım. Dışın gibi içinin de tertemiz olduğunu zannediyorum. Sen de ötekiler gibiymişsin. Fakat Bülent... Beni hayal kırıklığına uğrattın. Senin de istediğin bu değil miydi? Annenin, Zuhal hanımefendinin, hepinizin istediği bu. Sevda okumasın. Bu kadar tahsil ona kâfi. Bir ev kadını için çok bile. Zuhal hanımefendi profesör olsun da... Sevda sadece kısmetini bekleyen bir kız. Yanlış düşünüyorsun Sevda. Ben seni isteyen birinden bahsetmeyi düşündüğüm zaman... ...senin bunu reddetmeni bütün kalbimle istiyordum. Allah'a şükür ki bu isteğim oldu. Ama ya sonra söylediklerin? Kulakların sağır olsaydı da bunları duymaz olsaydı. Söyle, kimi seviyorsun? Sana 2 saat müsaade. Onun kim olduğunu bana söyleyeceksin. Yoksa sana en merhametsiz insanlar gibi davranırım. Yürü benimle. Sana 2 saat mühlet vermiştim ama 4 saati geçti. Derhal söyle. Ne? Hatırlamamazlıktan gelme. Bana onun kim olduğunu söyleyecektin. Ama nasıl olur? Basbayağı olur. Şey... Ama kızmayacaksın, söz veriyor musun? Sana kızacağım kadar kızdım. Çabuk söyle, artık kızmayacağım. Şey... Resmini göstersem? Ne yaparsan yap, çabuk. Gel benimle. İşte, işte kim olduğunu merak ettiğin adam. Aylardır sana söylemek istediğimi şimdi senden duyunca inanamadım Sevda. Seni ne kadar çok seviyorum bilsen. Mesudum. Dünyanın en mesut insanıyım şimdi. Ama neden ağlıyorsun Sevda? Her gözyaşı bir ıstırabın ifadesi olmaz. Saadet de bazen insanı ağlatabilir. Hayır hayır, ağlama Sevda. Senin de mesut olduğuna inanmak istiyorum. Bu sevginin sonsuzluğu korkutuyor beni. Annenden korkuyorum ben. Senin için bir takım düşünceleri var gibi geliyor bana. Yani bir gün seni kaybedersem... Korkuyorum, korkuyorum Bülent. Hayır Sevda, hayır. Beni sevdiğine pişman olmayacaksın. Şimdi söz ver bana. Hiç, ama hiç ağlamayacaksın. Peki, hiç ağlamayacağım Bülent. Sen benim ilk sevdiğim, ilk aşkım, kalbimin ilk ve son sahibi olacaksın. Bana yaşamak korkusu veren karanlığı sen aydınlattın Bülent. Bu sevgi sıcak bir dost oldu, beni sardı. Beni yeni bir insan yaptı. Beni yalnız bırakma, beni sev, çok sev Bülent. Ne tatlı bir rüya içindeyiz Sevda. Bu karanlık gecede hiç uyanmasak. Bu rüya bir ömür boyu devam etsin. Bülent! Bülent, neredesin? Rüya bitti. Şimdi kabus başladı. Gidelim Sevda. Kaçalım buralardan. Kimsenin bizi bulamayacağı yerlere... Sevda, hı? Sen şetaret bacının tarafından git, ben de buradan gideyim. O Sherlock Holmes Zuhal yolumuzu bekle. Allah'a ısmarladık. Güle güle sevgili.
Hoş geldiniz Bülent Beyefendi. Hoş bulduk hanımefendi hazretleri. Çok teessüf ederim. Beni orada yalnız bıraktınız. Sevda ile sabaha kadar sürtmeye gittiniz. Ne sevdası? Ben arkadaşları arasadım, çıktık gezmeye gittik. Sevda gelmedi mi? Elbette gelmedi. Olmaz öyle şey, muhakkak gelmiştir. Sen şunun odasına bir bakıver. Anneciğim, bütün tahkikatı yaptım. Sevda'yı isteyen son derece kumarbaz, sarhoş, ahlaksız bir adammış. Hatta 3 tane de metresi varmış. Geçimsiz, küfürbaz adamın biriymiş. Allah Allah, bak helesin. Ya anneciğim, bunları anlatanlar kızılcık gibi kızarıyorlardı utançlarından. Zavallı Sevda'yı bu canavar herife vermeni tavsiye etmem doğrusu. Bunu söyleyenlerin anlattıkları sakın mübalağalı şeyler olmasın. Oo. Malum ya, dost var, düşman var. Ben aşağı yukarı 10 kişiye sordum. Hep böyle söylediler. Hepsi de yalan söyleyecek diye. Şimdilik bu işi bir tarafa bırakalım da asıl temas etmek istediğim meseleye gelelim Bülent. Ne meselesi? Senin mesele. Benim meselem mi anneciğim? Dinle Bülent. Sen gerçi aklı başında bir çocuksundur ama ne de olsa Londra'ya gideceksin. Sakın oradan bana bir ecnebi kızı getirme. Öyle şeyleri katiyen kabul etmem, anlaşıldım. Neler düşünüyorsun anne? Belli olmaz bu işler Bülent. Şimdi böyle söylüyorsun ama fikrinden cayabilirsin. Onun için ben bir çare düşündüm. Nasılsa beraber büyüdünüz. Birbirinizi çok iyi tanırsınız. Şey anneciğim, siz bilirsiniz ama herhalde birbirini önceden tanımak çok güzel bir şey. Elbette. Onun için Londra'ya gitmeden söz keselim ve bu işi bitirelim. Vallahi bilmem anneciğim. İyi olur, çok iyi olur. Hem Londra'ya da beraber gideceksiniz zaten. Ha? Londra'ya beraber mi gideceğiz? Anne Allah aşkına, kimden bahsediyorsun sen? Zuhal'den tabii. Zuhal'den mi? Evet. Nasıl olur, biz ondan kardeş gibi büyüdük. Rahmetli abimin ruhu şad olur. Zuhal'i ben büyüttüm. Onun terbiyesi ve tahsiliyle bizzat alakadar oldum. Ona çok güveniyorum. Zuhal'le evlenmeni bütün kalbimle istiyorum. Ama anneciğim, Zuhal'le ben evlenmek için hazır değiliz ki. Sonra bu işi birdenbire onun da kabul edeceğini hiç zannetmiyorum. İşte bunda yanılıyorsun. Bu işi ben önce Zuhal'le konuştum. Sevincinden ne yapacağını şaşırdım. Onun için bu işi oldu bitti say Bülent. Hiç tereddüdün olmasın. Fakat anneciğim... Bilirsin ki itirazdan hoşlanma. Gidebilirsin Bülent. Sevda ne oldu? Ne oldu buna? Kime? Sevda'ya canım, ağlayarak bu tarafa doğru gitti de. Ha, ağlayarak mı dedin? Hı hı. Bülent. Ne var? Halam sana bir şey söyledi mi? Hayır. Üzülme Sevda, her şey düzelecek. Annenin sözünden çıkmanı istemiyorum Bülent. O yaptığı şeyin doğru olduğuna inanıyorum. Aşkımızı bir bilse, kaderimizin birleştiğine inansa, bana güven Sevda. Londra'ya gitmemize daha 2 ay var. Bu işi halledişim, ver ellerini. Yemin ederim, ne olursa olsun, nerede olursak olalım, birbirimizi hiç unutmayacağız. Hiç unutmayacağız. Nereye gidersek gidelim, kalan gideni bekleyeceğim. Giden 2 eli kanda da olsa dönecek. 2 eli kanda da olsa dönecek. Bizi ölüm bile ayırmayacak. Yo, rast ettik galiba. Ne istiyorsun? O bilir. Eski bir hesabımız vardı da. Kim bu herif Sevda? Aa, sen misin? Benim ya, Nuri. Üvey abin Nuri. Yazıklar olsun sana be. Eloğlu'nun yanında garip abini tanımazsın ha. Sevgili bulunur ama kardeş bulunmaz. Terbiyeli konuş. Çok terbiyesiz bir herife benziyor. Estağfurullah. Teveccühün enişte bey müsveddesi. Hususi ziyaretinize gelemediğim için affınızı talep eder, saygılarımı sunarım, iyi mi? Gidelim Sevda, böyle akraba olmaz olsun. Durun bakalım hele, akrabanın akrabaya akrep etmez ettiğini. Bu kadar sene ıslahanede, hapishanede yattık durduk. Kız kardeşimizden ufak bir yardım istedik, zaten mi istedik yani? Olur mu böyle dalga be, uçtan bakalım enişte bey. Ne istiyorsun be? Avanta enişteciğim, bayram açtığımızı ver de toz olalım. Deli misin sen? Git buradan. Ayıp bu yaptığın. Asıl sizin yaptığınız ayıp be.
Böyle tenha yerlerde aşna fişnalık. Allah'tan reva mı bu? Uşlan nişteciğim uşlan. Bu sene bayramlar hep pazara rastladı. Anlaşıldı. Sevda sen kenara çekil. Sen ona uyma Bülent. Delinin biri o. Şimdi böyle mi olduk güzelim? Bu da ikincisi. Baktıkça beni hatırlarsın. Bülent al. Bağışla abi. Sallama. Toz olurum buralardan. Bir daha gözünüze görünme. Aptal herif. Elini pis kanalıyla bir kirletmem. Defol buradan. Sağ ol abi. Allah ne muradın bahsemezsin. Eyvallah. Eyvallah abi. Bir daha Sevda'yı görmek istersen karşında beni bulacaksın. Olanlar hep benim yüzümden. Bülent şu gazeteye bak. Yo, ne var gazetede? Şey... Fenerbahçe Galatasaray'a 3 gol atmış. Sayılı günler ne de çabuk geçiyor. Sonbahar. Mevsimlerin en hüzünlüsü. Ağaçlardan yapraklarını ayıran merhametsiz rüzgarlar esiyor. Bu yağmur, bu kahredici fırtına beni Bülent'imden ayırıyor. Allah'ım, ne talihsiz insanım ben. Bülent bugün Zuhal'le beraber Londra'ya gidiyor. Kaç gündür onunla hiç yalnız kalamadık. Merhametsiz hadiseler bizim baş başa kalmamıza engel oluyordu. Sevda. Sevdacığım, bavulumu hazırlamam için bana yardım eder misin? Yağmur dindi. Saatler geçti. Bülent gidiyor. Uçağa 4'te kalkacaktı. Köşkte bir matem havası vardı. Onunla beraber benden bir parça da gidiyordu. Tek tesellim yeminimizdi. Onu bekleyecektim. Nerede olursa olsun birbirimizi düşünecektik. Ve o nereye giderse gitsin bir gün bana dönecekti. Küçücük fırsatı bana verdiği için Allah'a ne kadar şükretsem azdı. Eli elime değdiği zaman damarlarıma yayılan sıcaklık bana senelerce yeterdi. Güle güle Bülent. Selametle git sevgilim.
Geldiğimi kimsenin duymasını istemiyorum. Niçin? Meraktan ölürüm. Çabuk söyle. Hava muhalefetinden Londra'ya gidecek uçaklardan yalnız biri gidebildi. Ya Zuhal? İşte o giden tek uçakta bir kişilik bir yer vardı. Ne yapıp yapıp Zuhal'i yolladım. Senden vedalaşmadan gitmek istemiyordum. Anlıyor musun? Daha ne kadar buradasın? Sevincimden deli olacağım. O kadar deli olma. Uçağım sabah saat 6'da kalkıyor. Olsun. Sabaha daha dünya kadar vakit var. Eğer doğrudan doğruya eve gelseydim bu sayılı saatlerin her dakikasını senden geçiremezdim. Aşkın saati gelince zaman durur. Ne yapıyorsun, duyacaklar? Sabah olmasın. Sabah olmasın. Zaman dursun. Sevda, senden vedalaşmadan gidemezsin. Kollarımdasın, mesudus. Bu ebedi saadet ölümden öteye bizi takip edecek. Sevda, saat 5. Ben gidiyorum sevgilim. Seni uyandırmadığım için bana kızma. Bu dakikaların acısını benim gibi yeniden yaşamanı istemedim. Sana döneceğim. Bülent. Dur bre kardeşko. Ne dur efendim? Londra'dan iki mektup. Londra'dan iki tane mektup. Tübe tübe estağfirullah. Sevgili Sevda. 5 gündür Londra'dayım. Sisten hiçbir tarafı gördüğüm yok. Her köşe başında sislerin arasında seni görür gibiyim. Seni çok seviyorum. O saadet dolu gecenin sabahında. Artık yalnız mektupları düşünüyordum. Bülent'in bana yolladığı mektuplarla yaşayabilen, konuşabilen, gülebilen bir insan olmuştum.
Gene böyle bir gündü. Epeydir Bülent'ten mektup almıyordum. Bu sevdada bir şeyler var Şekaret bacı. Saatlerdir dikkat ediyorum. Bahçede sıkıntılı bir şekilde dolaşıp duruyor. Şunu bir yanıma çağır da ağzını arayayım. Baş üstüne hanımcığım, baş üstüne. Sevda, bilirsin küçük yaştan beri seni itimamla büyüttüm, bu yaşa getirdim. Bir derdin, bir sıkıntın olursa gelip bana söylemelisin. Vallahi hanım anneciğim, içimde sebebini anlayamadığım bir iç sıkıntısından başka hiçbir şey yok. Yavrum, genç kızların canı sıkıldı mı ne yaparlar? Şaka bir tarafa, seni başımdan yollamak istiyorum kabiline gelmesin ama senin de vaktin geldi. Yeni birçok taliplerin var. Hayırlısı hangisi ise beraber karar verelim kızım. Düşünelim, taşınalım, bu işi halledelim. Ah! Pastacı geliyor hanım anne. Ah! Bir tehlike yok harbefendi. Atlattılar. Yalnız... Evet doktor bey, devam edin. Bir de kadın doktoruna muayene ettirseniz. Bir kadın doktoruna mı? Fakat buna niçin lüzum gördünüz? Bana kalırsa küçük hanım birkaç aylık hamile. Müsaadenizle. Şetaret, bizi yalnız bırak. Yazıklar olsun sana Sevda. Bu hareketi senden beklemezdim. Ne oldu hanım anne? Sus! Bana artık hanım anne deme. Hiçbir şey anlamıyorum. Çok iyi anlarsın. Şimdi beni iyi dinle. Bu odayı derhal terk edecek, bahçedeki metro kulübeye yerleşeceksin. Doğrana kadar orada kalmana müsaade ediyorum. Doğrana kadar mı? Sus, konuşma fazla. Nereden peydahladığını sormayı bile tenezzül etmeyeceğim çocuğunla depolup gidersin buradan. Başka söyleyecek sözüm yok. Gözlerime inanamıyorum. Ayol Sevda, sen misin? Gecenin bu saatinde. Benim Hacer değil. Hadi gel gel. Geri gir hadi. Bak hele.
Ben o Şazimet hanımefendinin de köşkünün de altını üstüne getiririm. Ne demekmiş? Hepsini anlatırım. Sabah ola hayır ola. Hayır, hayır teyzeciğim. Ola hiçbir şey anlatmayacak. Neden anlatmayacak kuşum? Bal gibi anlatırım. Sert kadındır ama makuldür. İnsan gelini gece yarısı kovar mı hiç? Gelinine mi dedin? Eğer ona bir şey anlatırsan beni kaybedersin. Sen bana kağıt kalem ver. Bülent'e mektup yazacağım. Good afternoon. Good afternoon. Sevgili Bülent, sana evvela bir müjde vereyim. 7 ay sonra bir çocuğumuz olacak. Fakat bu haberi annen bizden evvel öğrenmiş, beni evden kovdu. Ben de ona ne pahasına olursa olsun çocuğun senden olduğunu söylemeyeceğim. Bülent, dün evden ayrıldım. Artık o sıkıcı hayata tahammül edemiyorum. Gezeceğim, dolaşacağım, hayatın tadını çıkaracağım. Beni boşuna arama. Çünkü sen benim için sadece bir genç kızlık heyecanıydın. Şimdi çok mesuldum. Elveda, sen de benim gibi yap. Beni unut, Sevda.
Ne oldu Bülent? Hiç. Mektup mu geldi İstanbul'dan? Seni sinirlendirecek bir şey mi olmuş? Yoksa Sevda'dan mı bu mektup? Nasıl anladın? Basbayağı anladım. Aranızda geçenleri biliyordum. Biliyor muydun? Elbette. Ve bir gün Sevda'nın seni terk edeceğini de biliyordum. O sana yar olmazdı Bülent. Komşu köşklerdeki gençlerden bir sürü flörtü vardı. Ben bunları bildiğim halde üzülmeyesin diye sana bir şey söylemiyordum. Yalan söylüyorsun. Yalan. Senelerdir bana dönmeni bekledim. Bir gün seni hakikaten sevenin ben olduğumu anlayacağına ve beni seveceğine inanıyordum. Sabahki notlarını bana ver de temize çekeyim. Sevda. Mektubunu aldım. Beni inandırmayan satırlar. Maalesef çocuğun benden olduğuna inanamıyorum. Onun hakiki babasına dön. Annemin arzusuna uyarak Zuhal'le nişanlandım. Mektuptan sonra her şey değişti. Ben artık çocuğum için yaşıyordum. Dün gece nur topu gibi bir oğlum oldu. Adını Ümit koydum. Bu sıhhatli yavrulardan biri de benim çocuğum. Yaşama heyecanını kaybeden zavallı bir annenin karanlık yollarını aydınlatan bir ümit ışığı olacak. Onunla yaşayacağım. Onu iyi rüyalar içinde büyüteceğim. Ta ki karanlıkların karşısında tunçtan bir kalkan olsun. Annesi için hazırlanan kötülükleri, talihsizlikleri yensin. Hacer teyze bu fakir kenar mahalle evinde yaşayan pırlanta kalpli bir kadındı. Ben iş ararken yavruma bakıyordum. Ümidim her yeni günle aydınlanıyor, ışığını etrafa saçıyordu. Azmetmiştim. Eninde sonunda bir iş bulacak.
Hafta tatillerinde kar kış demeden çoban çeşmesine gidiyorum. Dere boyu donmuş, bastığım yerleri beyaz örtüler kaplamıştı. Çoban çeşmesi akmıyordu artık. Ben kırık kalbimle saadetten nasibini almamış bir insan gibi dolaşıyor, dolaşıyordum. Orada bizim her şeye rağmen hatıralarımız yaşıyordu. Kimse onları benden koparıp alamazdı. Onlarla konuşuyor, onlarla yaşıyordu. Nişanlanmamızın şerefine, ebedi saadetimize bile. Şu anda halamı düşünüyorum. Arzusunu yerine getirmek onu ne kadar memnun etmiştir kim bilir. Türk müsünüz? Evet, ya siz? Türk müsünüz? Evet. Ne güzel bir tesadüf bu. Ne kadar memnun olduğumu tasavvur edemezsiniz. Fakat dansınız yarım kaldı. Ne kıymeti var efendim? Sizi gördük ya, memleketi görür gibi olduk. Londra'ya gezmek için mi geldiniz? Hayır efendim, tahsil için buraya geldik. Benim adım Bülent. Benimki de Zuhal. Çok memnun oldum. Bendeniz de Azmi Bozkurt. Masama buyurmaz mısınız? Memnuniyetle. Azmi Bozkurt. Oho, demek Azmi Bozkurt sizsiniz. İstanbul'dayken bir mühendis arkadaş fabrikanızı gezdirmişti. Sizi tebrik ederim beyefendi. Tekstil sanayinde söz sahibi olacak çok güzel bir fabrikanız var. Bu işlere meraklısınız galiba. Evet efendim. Burada tekstil mühendisliği ihtisası yapıyorum. Buna daha çok memnun oldum delikanlı. Benim bu hüzün dolu geceme renk kattınız. İnsan böyle bir eğlence sitesinde hüzünlü gece geçirir mi beyefendi? Böyle bir gece kulübünde eğlenemiyorum diyemezsiniz herhalde. Ne münasebet efendim, ne eğlenmez. Hastaneye en yakın yer burası. Biraz zaman öldürmeye geldim. Şimdi de doğru hastaneye gideceğim. Hastaneye mi? Geçmiş olsun, hasta mısınız? Vallahi çocuklar, size derdimi anlatıp da bu eğlence gecenizi zehir etmeyin. Ne münasebet efendim. Çok rica ederim, anlatın. Ferahlarsınız. Efendim, Londra'yı sebebi ziyaretimiz bizim hanımın hastalığı için. Tek çare ve tek ümit burasıydı. Merak etmeyin efendim, buradaki doktorlar herhalde bir çaresini bulurlar. Ne gezer Bülent Bey, maalesef buradaki doktorlar da hiçbir çare bulamadılar. Zavallı karıcığımı ölümün kucağına bırakıverdiler. Allah'tan ümit kesilmez beyefendi. Doğru ama doktorların teşhisi kan kanseri. Ben kahredici bir bekleyiş uçurumundayım. Yarın İstanbul'a dönüyoruz. Hiç olmazsa onu hayatının son demlerinde istediği gibi rahat ve mesut yaşatmaya çalışacağım. Müsaadenizle. Sizler de üzdüm. Metin olunuz beyefendi.
Bu akşamki dostluğunuzu hiç unutamayacağım. İstanbul'a gelince fabrikama beklerim bile. Ziyaretinize memnuniyetle gelirim. Hem ziyaret hem ticaret olur. Tekstil sanayinde çok yeni buluşlarla dönmelisiniz. Sizinle beraber çalışmak benim için büyük bir zevk olacak. Bak Ümit'ciğim, artık 5 yaşına geldin. Çiçeği burnunda koskocaman delikanlı oldun. Artık uslanmalısın Ümit'ciğim. Anneciğim fabrikadan gelince mama ister. Ben kasaba gideyim de et alayım. Sen uslu uslu otur. Şimdi yolluyorum efendim. Masura servisi kısım şefiyle mi konuşuyorum? Kazım, beni iyi dinle. Servisinde çalışan Sevda Aybars'ın çocuğu bir kaza geçirmiş. Derhal izin verin. İlk yardım hastanesine gitsin. Ha, buraya bak. Kendisine yardım sandığından da bir miktar para verin. Tamam mı? Çabuk. Şimdi geliyor efendim. Teşekkürler ederim. Toplantıya gidecektiniz. Şoför arabanızın hazır olduğunu söylüyor. Şimdi geliyorum. Söyle geliyorum. Kazım, kıza söyle hazırsa hastaneye ben götüreyim. İşte böyle karıcığım. Sonra da hastaneden evine kadar getirdim. Çok iyi etmişsin Azmi. Bana teşekkür ederken yüzüme bile bakamıyordu. Belli ki hassas bir kadındı. Çok acıdım karıcığım. Nasıl anlatayım bilmem. Vah yavrum vah. Çocuğu da bir görseydin bayılırdın Nermin. Öyle uslu, öyle masum bir hali vardı ki. Çok merak ettim Azmi. Yardım edelim onlara. Böyle güzel, böyle namuslu bir kadının çalışması için mühim sebepler olmalı. Öyle karıcığım. Zaten fabrikaya dönüşte ufak çapta bir tahkikat yaptım. Çok iyi ve çok dürüst bir insanmış. Posta başçısı çok memnun. Bahtsızın biriymiş. Kocası bir çocukla onu terk edip gitmiş. Bu zavallı da çocuğuna bakabilmek için birkaç kuruş karşılığında fabrikanın en zor servisinde çalışıyor. Ne diyorsun Azmi? Yazık, çok yazık. Ne düşündüm biliyor musun? Onu fabrikadan alıp buraya getirmek. Belki yaşama kuvvetini de arttırır. Sen arzu ettikten sonra niçin olmasın karıcığım? Adli beyefendinin iyilik sever, muhterem bir hanımı var. Bu akşam küçüğü ve seni eve bekliyorum. Haydos'ta şoför sizi götürecek. İhtiyar mı ihtiyar ama patron güzellerden hoşlanıyor. Hı? Üstelik karısı da hastaymış anlarsın. Kızım, seninle ve güzel yavrumla tanıştığım için ne kadar memnun oldum bilemez. Senelerdir hastalık ve ilaç kokan evimize hayat, sıhhat ve neşe getirdiniz. Ricam şu ki
Hiç olmazsa bir müddet çocuğun başı iyileşinceye kadar burada kalın. Çok iyi kalplisiniz efendim. Fakat ben gündüz işe gittiğim zamanlar ümit ortalığı birbirine kadar. Bu hususta merak etme kızım. Çocuğun iyileşinceye kadar fabrikada izinlisin. Hadi kızım, tereddüt etme. Bu evin senin gibi hayat dolu bir kıza o kadar ihtiyacı var ki. Lütfediyorsunuz efendim. Bu sıcak sevginize, bu hassas duygularınıza layık olmaya çalışacağım. Ve böylece Ümit'le ben Azmi Bey'in evine yerleştik. Nermin Hanım son derece memnundu. Hatta biraz da renk geldi yüzüne. Allah böyle iyi kalpli insanlara niçin bu kadar ıstırap çektirir bilmem. Nermin Hanım'ın cemiyet için, insanlık için yaşaması lazım. Ona o kadar şey borçluyuz ki. Nasıl doktor bey? Maalesef bizim için yapacak hiçbir şey kalmadı. Üzülme Azmi. Biz bu anı senelerdir bekliyorduk. Kendini buna alıştırmış olman gerekirdi. Hayır Nermin, sen iyi olacaksın. Bir mucize seni kurtaracak. Allah seni bize bağışlayacak. Artık çok geç Azmi. Öyle zannediyorum ki. Böyle konuşma Nermin. Olamaz Nermin. Olamaz böyle şey. Sus. Allah'a karşı gelme Azmi. Bunca yıl beni mesut ettin. Sana çok şey borçluyum. Karıcığım benim. Senden son bir isteğim var Azmi. Buna vasiyet de diyebilirsin. Sevda ile oğlunu sakın yanından, himayenden ayırma. Onlar bizden, bizim oldu artık. Kendi öz çocuklarımız gibi. Gel Sevda, gel kızım. Söz ver bana Azmi, söz ver. Söz veriyorum karıcığım. Artık rahatladım. Gözüm arkada kalmaz. Hadi Azmi, sen artık istirahat et. Hanımefendiyi kaybettik. Kaybettik onu. Nermin Hanım'ı kaybettikten sonra bize gene yol görünmüştü. Bu benim kaderimdi. Ve kaderim gene ağlarını örüyordu. Sevda? Sevda kızım, nereye böyle? Fabrikadaki işime döneceğim efendim. Hayır yavrum, burada kalmanı istiyorum. Size daha fazla yük olmamak için gidiyorum. Nasıl laf Sevda? Bizi nasıl bırakıp gidebilirsin? Düşün ki bu evin her köşesinde Nermin var. O bizim için ölmedi. Evin her köşesinde yaşıyor. Son anlarını unutmayalım. Bu onun ilk ve son vasiyeti oldu kızım. Bu vasiyetini yerine getirmek senin de vazifen artık. Gitme Sevda. Beni hatıralarımla yalnız bırakma. Fakat nasıl olur? Ben bu evde nasıl kalabilirim? Endişelerini anlıyorum kızım. Günlerdir senin ve yavrunun bu evde rahat ve dedikodudan uzak yaşayabilme imkanlarınızı düşündüm durdum. Sonunda bir tek çare buldum. Azmi Bey'le evlendik. Merasimde iki şahitten başka kimse yoktu. Bu öyle bir evlilikti ki ümidim ve benim kapkaranlık istikbalimizi aydınlatacak. Baba isminden mahrum kalan yavruma bir isim kazandıracaktı. Bu evliliğin mahiyeti Azmi Bey'le aramda bir baba kız münasebetinden ileri gitmeyecekti. İyi geceler. Size de iyi geceler efendim. Başımdan geçen bu ilk nikahta evcilik oynayan kırmızı entarili bir çocuk kadar sakin ve heyecansızdım. Böyle mi olmalıydı? Bütün hayallerim böyle mi yıkılmalıydı?
Bülent. Bülent seni hiç affetmeyeceğim. Lazım Ümit. Bir şey sorabilir miyim anneciğim? Sor bakalım. Şey anneciğim benim babam yok mu? Var Ümit. Elbette var. Peki varsa neden ben hiç görmedim? Neden gelmiyor bizim yanımıza o? O şimdi çok uzakta da ondan. Ben babamı görmek istiyorum anneciğim. Beni hatırladınız mı beyefendi? Aa, hoş geldiniz Bülent Bey. Buyurun. Telgrafınızı aldım. Bugünlerde de sizi bekliyordum. Uçaktan ineli 3-4 saat oluyor. Eve gidip valideyi gördüm. Sonra da doğru buraya. Artık emriniz değil mi beyefendi? Herhalde önce istirahat etmek istersiniz. Ne münasebet efendim. O kadar hızlıyım ki sormayın. Derhal vazifeye başlamak istiyorum. Londra'dan yepyeni kreasyonlarla döndüm. Mükemmel, mükemmel. Çok memnun oldum Bülent Bey. Fabrikanın yeniliklere ihtiyacı vardır. Önce sizi atölyeleri gezdirsinler. Fena olma. Yeter be dostum. Böyle giderse fabrikada yapılacak iş kalmayacak. Yakında kendi kumaşlarımızı bile tanıyamayacağız. Dostum, beni dinle. Bugün fabrikanın kuruluşunun 15. seneyi devresi. Bu akşam biz de toplanıp karşılıklı kadeh dokuşturalım. Ne dersin? Önce şu desenlerin tanzim işini bitirmeliyim. Hayır dostum, hayır. Sana emrediyorum, işi derhal bırak. Hacer teyze, sen kapıyı açıver. Olur. Kim gelecek anne? Büyük babanla misafirler gelecek yavrum. Sen burada onları karşıla, ben hazırlanıp inerim. Buyurun efendim, Zuhal Hanımefendi, Bülent Bey. Şöyle buyurun. Buyurun. Gel bakalım. Al. Hadi misafirlere hoş geldiniz desene. Hoş geldiniz. Hoş bulduk delikanlı. Bu amcayı öpmeme müsaade eder misiniz? Elbette aslan yavrusu ha.
Bir dakika, bizim hanım geliyor galiba. Gel karıcığım, seni misafirlerimizle tanıştırayım. Karım Sevda. Mühendislerimden Bülent Bey ve nişanlısı Zuhal Hanımefendi. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Dostlarım, fabrikanın 15 senelik muvaffakiyetli mesaisinin şerefine içelim. Müsaadenizi rica ediyorum. Biraz rahatsızlandım. Hakikaten yüzün sapsarı oldu. Kusura bakmazsınız değil mi? Rica ederim. Pek üzüldüm buna. Hayrola aslan yavrum? Büyük baba. Annem ağlıyor, çok ağlıyor. Hı, gel bakayım. Allah Allah. Bak sen hele şu kör tesadüfe. Deli olmak işten değil. Allah hayra tebdil etsin. Onunla karşılaştığımda nefret edeceğimi zannederdim. Edemedim Hacer teyze. Edemedim. Vah, vah evlat. Ah. Üzülme canım. Anneciğim ağlama artık. Beni parka götür. Ne olur parka götür. Gel yavrum. Annem biraz rahatsız, seni parka ben götüreyim. Hı? Sağ ol Hacer teyze. Gel tontocuğum, gel canım. Bak ben seni daha nerelere götüreceğim, hadi canım. Alo. Kim? Bülent Bey mi? Azmi Bey evde yoklar. Ben mi? Artık size söyleyecek hiçbir sözüm yok Bülent Bey. Anlamadım. Çoban Çeşmesi'ne mi? Nasıl olur? Bana söyleyecek neyiniz olabilir? Çok şey mi dediniz? Peki Bülent Bey. Kısa bir müddet için geleceğim. Sevda. Buyurun Bülent Bey. Söyleyeceklerinizi tasarlamışsınızdır herhalde. Lütfen çabuk söyleyin. Ben evli bir kadınım. Yabancı bir erkekle ne sebeple olursa olsun böyle bir yerde buluşmamam lazım. Mazimiz bunu mazur görebilir. Bir zamanlar beni seviyordun. İnsana en dokunan şey sevdiği kimseden fenalık görmesidir. Sizi önceleri sevdiğime gelince ölmüş hisler üzerinde çiçek bahçesi yetiştiremeyiz artık. Hayır Sevda, hayır.
sana hiçbir fenalık yapmadım. Bazı şeylerden şüphelenmesem senin bana söylediklerinin daha ağırını benim sana söylemem lazım gelir. Konuşun, konuşun Bülent Bey. Kendinizi mazur gösterecek sebepleri sıralayayım. Ama şunu unutmayın ki ben evli bir kadın. Kocam dünyanın en iyi insanıdır. Düşündükleriniz ne olursa olsun bana boşu boşuna dil dökmeyin. Nişanlınıza dön. Ben seni hiçbir kadını sevmediğim kadar sevdim. Senden ayrıyken de bana ıstırap ve zevk veriyordu. O halde bu ne? Hayatımı mahveden bu satırları hiç ama hiç unutmayacağım. Yalan! Bu satırlar benim değil. Bana yapılan alçaklık aynı şekilde sana da yapılmış. Şimdi anlıyorum. Şimdi anlıyorum ki saadetimi bu uğursuz yüzük gölgeledi. Ama ben saadetime doğru koşacağım. Artık beni kimse yolumda durduramaz. Öleceğimi bilsem gene de koşacağım. Felaketin bağrından saadetimi söküp alacağım. Artık çok geç. Kader bize kötü bir oyun oynadı. Bu oyunun ücretini hayatlarımızla ödeyeceğiz. Seven kalpler her şeyi affeder. Seni evde görür görmez affetmiştim. Çocuğumuza da büyüyünce seni affetmesini söyleyeceğim. Çocuğumuz mu? Ne diyorsun, neler söylüyorsun sen? Evet Bülent. Evde gördüğün Ümit o fırtınalı gecenin bize hediyesi. Senin için bir günah çocuğu. Benim için bir ümit ışığı. Hayır Sevda, hayır. Benim için de günah çocuğu değil. Şu anda hayatımın en mesut dakikasını yaşıyorum. Nasıl anlayamadım ya Rabbi? Görür görmez kanım kaynamıştı. Ya mektup? Ya Londra'dan bana yazdıkları? Aynı yılanın zehirleri. Bizim senelerimizi karartan, saadetimizi geciktiren o meşhum zehir. Sevda, her şey düzelecek sevgilim. Dur, yaklaşma. Bana sevgilim deme. O büyük insana kötülük edemeyiz. Dokunma bana. Aramızda bir namus uçurumu var. Bu uçurumu hayatımız pahasına bile olsa aşamayız. Seni seviyorum. Bu bir gerçek. Bir daha seni görmeyeceğim. Neyin var kızım? Kaç gündür böylesin, yemeden içmeden kesildin. Hala bana bunun sebebini anlatmayacak mısın? Ne olur efendim, sormayın bunu bana. Size anlatamam. Anlatamam. Vah evladım. Vah yavrum benim. Seni üzen sebebi bir anlayabilsem, ortalığı darma duman eder, hallederdim. Bugün Zuhal'le çarşıya çıktık. Hep iyi şeyler aldık. Sen de artık nüfus kağıdını al da muameleye başla oğlum. Ne muamelesi anne? Ne muamelesi olacak? Nikah muamelesi. Anlamamazlıktan gelme. Hayır anne. Bu nikah muamelesi yapılmayacak. Ne demek yapılmayacak? Basbayağı yapılmayacak. Çünkü ben karşımda evlenecek bir insan göremiyorum da onun için. Benim karım vicdan sahibi, yalan söylemeyen, kendi saadeti için bir genç kızı uçuruma itelemeyen dürüst bir insan olmalı. Bu dürüstlükle Londra'da tahsil yapmakla olmuyormuş. Ne demek? Anlayamıyorum. Anlamazsın anne. Sen bu çeşit konuşmaları anlayamazsın. Gözlerini bürüyen asalet perdesini sök at. Bu saçma düşüncelerinle biricik oğlunu da felakete sürüklediğini unutma. Senelerdir bu manasız halka parmağımı sıkıyorum. Eğer sende zerre kadar insanlık varsa vicdanının vereceği ağır ceza için bu halkayı boynuna takarsın. Ne oluyor? Ne demek bunlar Bülent? Zuhal sana anlatır ne olduğunu. Bu kadara yetişir. Ortada dönen şeyin ne olduğunu bilmek istiyorum. Bülent'in bahsetmek istediği kız kim? Sevda. Sevda mı? Evet, Sevda. Bülent'in hakkı var az bile söyledi. Az bile hakaret etti. Elimde olmayan sebepler yüzünden ona bu fenalığı yaptım. Onun Sevda'yı bu kadar sevdiğini bilseydim. Neler söylüyorsun? Söylediklerini kulağın duyuyor mu Zuhal? Duyuyor. Kalbim, vicdanım ve bütün şuurum da duyuyor bunu. Ama siz hala, siz duymak, hakikati anlamak istemiyorsunuz hala. Şunu iyi bilin ki onlar birbirlerini seviyorlar. Olmaz. Olmaz böyle şey.
Siz hala olmaz değil. Onlar birbirlerini sevdikleri için ıstırap çektiler. Bense sadece Bülent'i sevdiğim için. Küçük yaşımdan beri yaptığınız telkinler hayatım boyunca çekeceğim vicdan azabına mal oldu bana. Sizin asalet diye tutturduğunuz şey sadece gülünç. Anlıyor musunuz? Gülünç. Ben Sevda ve Bülent için affedilmeyecek bir suçluyum artık. Bütün suçum Bülent'i sevmek. Ama asalet hastası olmakla asıl suçlu sizsiniz. 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 İlahi Hacer Hanım. Demek böyle. Hiç tahmin etmemiştim. Vay anasını. Allah Allah. Bunda gülecek ne var? E söyle, devam et. Dur Allah aşkına beyefendi, birdenbire şaşırıverdim. Bülent Bey Ümit'in babası da. Ah sorma beyefendi, onlar birbirlerini ne kadar çok severlerdi. Ama ne yaptıysa o Zuhal olacak, domuzun gözü yaptı. Anlıyorum şimdi. O davet akşamı Zuhal Hanım'ın neden hastalandığını. Hacer Hanım, Sevda nerede? Ümit'i parka götürdü. Hacer Hanım, gel benimle. Nereye? Sen parka Sevda'yı alacaksın. Ben de avukatıma. Yapılacak işler var. Sakın. Sakın kimseye bir şey söyleme. Söylemem, söylemem. Kimseciklere bir şey söylemem. Kaçtı. Dur Ümit, sen burada kal, ben şimdi alır gelirim. Ümit. 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 Teşekkür ederim komiser bey. Yakın alakanızla bu iş halledilir. Anne çok bitkin. Hep çocuğun hayatından endişeliyiz. Yeni telefonunuzu bekliyorum efendim. Güle güle. ...10.000 lirayı getirmedin. Eğer çocuğun yaşamasını istersen... ...aşağıda adresi olan eski fabrikaya... ...gece yarısından evvel 10.000 kağıt getirmezsen... ...saat 12'yi bir geçe... ...yavrunun leşiyle karşılaşırsın. Kocana veya polise haber verirsen... ...seni de çocuğunu da gebertirim. Sevda, kalk yavrum. Ağlama artık. Fakat ya Ümit'e bir şey olursa? Merak etme, merak etme. Ben her tedbiri düşünüyorum. Müsterih ol. İkinizin de burnu bile kalamayacak. Evet Bülent Bey oğlum. Hadi durma, söylediğim adrese git. Beni daha fazla söyletme. Sevda'nın ve Ümit'in hayatı tehlikede.
Sen takmadın ya. Parayı getirdin mi? On bin. Ha şöyle, adam ol öyle. Gel benimle. Ne? Ümit yavrum. Emanetini şimdi takdim ederim. Ne acıktı tablo be. Yavrusu, yavrum. Yaşa be delikanlı. Sen yalnız mühendis değil, birinci sınıf boksörmüşsün. Evet, evet. Büyük baba, Pekos Bil gibi kavga ediyordu. Ne kuvvetli adam. Biz de onunla beraber gidelim. Alır tabii. Benden ayrılmış. Boşanma ilanı. Fakat nasıl olur bu? Basbayağı olur. Avukata vekaletname verdin ya. Azim Bey de verdiydi. Şimdi ne olacak? Asıl bundan sonra daha neler olacak? Gel sen benimle. Gel hadi gel. Gel. Bu ne? İstifaname. Ne istifası? Sıhhi mazeretine binaen mi? Müsaadenizle artık sizinle çalışamayacağım. Uzaklara, çok uzaklara gideceğim. Yahu ben seni fabrikaya ortak yapmayı düşünüyorum, sen ne söylüyorsun? Anlamadım efendim. Anlarsın, anlarsın. Hadi gel benden. Gel bakalım. Bak buralara. Etrafa iyi bak. Tanıdın mı buraları? Thank you.
soruyordum. İşte senin baban. Durma, koş ona. Baba! Baba! Babacığım! Bülent. Sevda. Artık her şey düzeldi. Hayır, aşkın saati geldi. Dur, dur! Bu işte oldu. Evet. Artık resmi kocalıktan istifa edip gayri resmi kayınpederliğe terfi ettim. Biri kızım, biri oğlum. Malımı, mülkümü, her şeyimi onlara bırakacağım. Şimdi karımın ruhu da şad oldu artık. Sağ olun bebeğim. Bundan büyük iyilik yapamazdım. Hadi gidelim bari. Gidelim.